de kötü görünüyor. Simay da çok kötü görünüyor. Burada birbirlerine zaten rakip diyor olmaları da bence aslında birbirlerini rakip olarak görmediklerini gösteriyor diye düşünüyorum. Aynı ayakkabılardan Alman biraz garibime gitti. Bu ayakkabılar ya. Ciyaklamak istemiyorum siz ama. Siz normal misiniz ben ya? Ben gayet normalim. Sevgili izleyiciler, nikah masasına oturdun işte tarzlarının yarıştığı bir galadayız. Kızlarımız saflığın ve masumiyetin simgesi bembeyazlar içinde. Hepsi güzel, hepsi özel ama günün sonu belli. İçlerinden bir tanesi 10 bin lirayı kazanacak ve biriyle de ne yazık ki vedalaşacağız. Jürimizin işi zor. Birini diğerinden ayırmak pek mümkün değil. Efendim, sıradaki yarışmacımız yine bir gelin, konsept gereği haliyle. Yine bir gelin. Narincemiz, hanım hanımcık yarışmacımız Emine Aydın podyumda. Acaba aklımıza gelen ilk saraydayız. Düğünüm anladım. Oluyor. Rüyaları süsleyen bir saray. Damat. Çok hoş. Sizi şöyle alayım. Siz çok daha hoşsunuz. Ama yani evlenmeye niyetiniz yokmuş gibi böyle bakıyorsunuz. Geçsinize şöyle. İyi ki. Sona seni biraz zorlamışlar belli. Neslihan. Emineciğim çok şık, klas duruyorsun. Gelinliğin de çok güzel, çok beğendim. Konseptini de, yürüyüşünü de çok beğendim. Sadece kafandaki şalı biraz, tacı biraz böyle küçük bir şey isteyebilirdim. O kadar, onun dışında çok harika görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bahar. Kötü görünüyorsun ama bir şey dikkatimi çekti. Arkadaşlarımdan bir tanesi kim olduğu hakkında gerçekten bir fikrim yok. Sana klas göründüğünü söyledi. Ben insanları klas klas ayırmıyoruz sanıyordum ama öyleymiş gibi yapalım bari. Fazla klasi, birazcık da kötü görünüyorsun. Aynaya bakmanı tavsiye ederim bir dahaki sefere. Bana yorum yapmadan önce teşekkür ederim. Aynaya bakıyorum. Pekala. Umarım anlamışsındır baktığında. Ben bir şey kontrol etmek istiyorum. Ayakkabımın altına bütün jüri üyelerimiz ve kızların ismini yazdım. Ya. Beni yazmadın mı? Sizi de yazdım. Tamam. Acaba ayakkabıyı kimin... de görmüş olalım bu vesileyle.
kimin ismi silindi. Silinince evleniyoruz demek miydi? Evet. Üf, ne isimler silindi de. Silinmeyen evde kaldı. Bir şey söyleyeyim mi? Merve seninki silinmiş. Duygu? Evet. Duygu duruyor. Simo'ya baksana bir. Dur bir saniye. Bir dakika. Simo'ya seninki de yok. Yok derken, yok derken yani siliniyor muyum evleniyorsun. Yani? Oh yarabbim şükürler olsun. Ölkanım sizinki en başta duruyor. Tabii. Belki ölmezsen falan 2 sene içinde olabilir. Bir şey söyleyeyim mi? Kerimcan ve sizinki silinmiş. Benimki duruyor mu? Yarı silik duruyor. İşte yarı. Yarı silik. Bölümden evleneceğim biliyorsun. Şu an. Kim? Peki. Ben silinmiş. Evet tamamen gitmiş. Şok oldum. Şu anda bunu da göstereyim. Sağ ol Emine. Rica ederim. Yani. Sağ ol. Şöyle altlara ortalara yazamadın sürte yani. Sürte sürte gideyim. Sağ ol. En başta silesin. En Haydi başta dedim ki yazayım bakalım. Ki. Adem'i niye yolluyorsun? Teşekkür ediyoruz. Arkadaşım. Hayır niye gidiyor çocuk? Dursun yanında ha, dursun çok güzel bir kalmanı yok. Normalde gitsin dediğiniz için. Gidiyorlar. Evet, evet gidiyorlar dediğiniz için. O yoksa zaman ben sana bir yorum yapayım. Çok iyi yürüdün. Teşekkür ediyoruz. Ben evet. Memnun olurum durmasından. Valla Tuna. Çiçeğim atabilir miyim? At hadi. Hazır olun kızlar. Gördüm. İki. Üç. Yakaladım. Evleniyor. Şu an. Hemen evlen. İsmi de silindi zaten. Hayırlı uğurlu olsun. İsmi de silindi. Şimdi kesin evleneceğim. Emine hoş geldin. Hoş bulduk. Kim ben çok yorum yapmayacağım. Evet. Çünkü beğenmedim. Teşekkür ederim. Çok oldu. Teşekkür ederim. Şöyle ki bunu bundan sonra yorumumu yapayım. Çok beğendim bir kere 9 veriyorum. Çünkü çok ciddiye almışsın. Adeta burayı saraya çevirdin o istediğin saraya. Belli ki zenginsin. Ya da zengin koca zengin. Bulmuşsun veya. İnşallah. bu taçlar, bu gelinlik çünkü kendi tarzının içinde en iyisi bir gelinlik. Evet. Çok yani işçilik çok iyi duruyor. Evet. Bel incecik, gepiyeri tam oturmuş üstüne hiçbir şekilde müdahale edip çekmiyorsun yukarı çünkü kaymıyor. Bu evet. Demek oluyor ki iyi dikilmiş bir gelinlik. Bu evet, çok. Kat katlarını da sevdim bu yandaki. Kendi tarzı içindeki en iyi hali ve en önemlisi duanı kontrol etme şeklini çok beğendim. Yani hiç falso vermedin. Yürürken de o çok güzel arkandan ihtişamlı bir şekilde devam etti. Aynen. Dönerken kıvırıp aldın damadın sayesinde yardımıyla. Çok iyi görünüyorsun. Çok beğendim. Ayakkabılarını göreyim. Teşekkür ederim. Ben bu arada iki gelinlikle geldim. Evet, neden olmasın? Bir tane daha çok daha ihtişamlı bir gelinliğim daha var. Aslında konsepte uygun olsaydı ikinci partide onu da dinleyecektik ama. Yani o bir önce giydiğin şey gibiydi herhalde. Defile yıldızı elbisesi gibi miydi? Öyle bir şey değil. O da kabarık ama muhteşem bir gelinlik. O da sırf stres taşlar. Güzel duruyorsun. Yani sarayda böyle bir gelin ve gelinlik olabilir. O taçla yakışır. Şahanesin o yüzden 9. Teşekkür ederim çok mersin. Hoş geldin. Hoş bulduk Kerimcan Bey. Ben de gelinliğine gerçekten bayıldım. Çok böyle asil, soylu bir ailenin kızı gelinliği bu. O şık otelde giyebileceğin bir gelinlik. Evet. Sana da çok yakışmış. Tek beğenmediğim şey tacını birazcık büyük buldum. Onun dışında muhteşem bir konsept. Adem seni çok güzel asiste etti, çok güzel eşlik etti. Teşekkür ederim buradan tekrar. Ben de 9 veriyorum. Teşekkürler. Bu da tacından dolayı ama. Normalde 10. Teşekkür ederim. Emine hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Öncelikle senin yürüyüşü, duruşu, zarafetine, konseptine, her şeyinde Urkan Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Evet. Her şeyi dinliyor ve çalışıyor. Bir tek gerçek soran, her şeyle soran, diğerleri öyle soruyorlar. Her şeyle soran odur. Dua nerede tutacağım? Dua ne yapmam lazım? Onu ne yapmam lazım? Senin verdiğin küçük eğitim sayesinde mi bu şekilde ilerledi olay? Aynen öyle. Olay? Çalışanlar aynen. Böyle Tebrik olur. Tebrik ediyorum. Sen disiplinli bir kızsın, yarışmacı. Ve bunlar yapmak, sormak büyük bir şey ve çok etkileniyor bizim puanlarımız. Sizin sonuçunun çok etkileniyor. Lütfen... Bu kadar büyük bir ustad burada oturunca bunu sorayın. Yani zaten hep söylüyor lütfen söyleyin, sorayın. İstediğiniz yürüyüşünü, sorun her şey. Emineciğim çok zarif görünüyorsun. Teşekkürler. Sarayda tabii ki bu tarz gelinlik yakışıyor. En doğru boyu şu anda kadar sende ve en doğru duruşu sende. Teşekkürler.
Teşekkür ederim. Yürüşü duruşu, konsepti, her şeyin ne vereyim o zaman? On veriyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Böyle devam. Emine. Buyurun teşekkür hocam. Teşekkür ederim İvan'a önce sana. Geçmiş yıllarda arkadaşlarım belki bilmez bir dergi vardı. O dergilerde bir prensin, yakında kral olacak bir prensin evlenmesi bir kadınla, tabii o da hanedandan biriyle evlenmesiydi. Bu taç aynı şekilde, tabii o zaman altından veya şeyden, pırlantalardandı. Aynı bu şekilde karşımda o kapaktan fırlamış gibi duruyorsun. Beni eskilere götürdün. Ay ne mutlu. Çok güzel yürüdün. Her denileni yaptın. Çalışa çalışa ve bir duvak, bu uzun duvak böyle taşınır. Eğer bu şekilde taşımasaydın, üç tane Nedim'e bir tarafa, üç tane bir Nedim'e öbür tarafa koyardın. Onlar düzelterek salondan aşağı inerdin. Prenses gibisin kızım. Teşekkür ederim. Aferin sana. Teşekkür ederim hocam. Duvak bu arada 7 metre. Evet. Onu çok ihtişamlı görünüyordu zaten. Duvak çok güzel duruyordu. Evet. Al kızım. Ya hakkı teşekkür ederim. Çok mertli, çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, son zamanlardaki performansından hareketle tarzı olduğuna dair jüri ikna etmişse de emeğinin karşılığını alamamaktan ötürü biraz dertli. Ama olsun, hafif marjinal esintileriyle her daim galaların hakkını veren bir yarışmacımız. Ve inanır mısınız, o da telli duvaklı gelin olmuş gidiyor. Neslihan Doğru Söz podunda.